Değerli izleyiciler, CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman'ın 5 gün boyunca Şırnak'tan özel çekimlerine ve röportajlarına tanıklık ettiniz. PKK'dan kaçanların anlattıkları Cudi Dağı'nda komandoların mücadelesine kadar birçok anları ilk defa CNN Türk'te izlediniz. Bugün de terörle mücadelenin bambaşka bir yönünü anlatacağız sizlere. Şırnak'ta görev yapan kadın jandarmaları getireceğiz ekranlarınıza. Üzerlerinde 30 kiloyu bulan ekipmanlarıyla bakın terörle nasıl mücadele ediyor bu kahraman kadınlarımız. Kimi yeni evli, kimi bir anne, kimi daha gençliğinin baharında, ailelerinden uzakta, tek amaçları vatan savunması. Fark etmez bizim için memleketin doğusu, batısı diyorlar. Terörle mücadele ediyorlar. Üzerlerinde 30 kiloyu bulan ekipmanlarıyla. Bu cinsiyet işi değil, gönül işi diyorlar. Türkiye terörle mücadelede büyük yol kat etti. PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Bir yandan örgütten kaçanlar, bir yandansa Doğu ve Güneydoğu'da süren operasyonlar, komandolar göz açtırmıyor. Ve Türkiye'de son yıllarda kadınlar da artık terörle mücadelede ön safhada. Türkiye'nin güneydoğusundayız. Gabar'ın, Cudi'nin, Kato'nun yani dimdik dağların çevirdiği kentte. Bu kentte 100'e yakın kadın jandarma görev yapıyor. Terörle mücadelede, kimi kırsalda, kimi yollarda. İşte Şırnak'ın kadın jandarmaları. Meteler taburuna bağlı Serpil ve Nihal Assubay'la beraberiz. Onlar Şırnak'ta, kırsalda, terörle mücadelede etkin rol oynuyorlar. EYP ve MAY'ın arama tarama faaliyetlerine katılıyorlar. Öncelikle bizi buralarda yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Çalıştığımız alan gerçekten çok zorlu ama mesleğimiz gurur verici. Biz her alanda olduğu gibi, kadının her alanda başarılı olduğu gibi askerlik mesleğinde de, vatan savunmasında da ne kadar başarılı olduklarını buradan göstermek istiyoruz. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun biz her zorluğun altından kalkıyoruz. Serpil Assubay'ım, elinizde dedektör. MAY'ın ve EYP arıyorsunuz kırsalda. Operasyonlara belki diğer komandolar gibi bir fiil katılmıyorsunuz ama daha arka planda kırsalda MAY'ın ve EYP konusunda önemli bir faaliyet sürdürüyorsunuz, öyle değil mi? Evet, biz Meteler Jandarma Özel Harekat Taburunu'nda görev alıyoruz. Diğer erkek personeller kadar sıcak operasyonlara katılmasak da onları MAY'ın arama, EYP ve idari yönden, lojistik yönden destekliyoruz. Elimizden geldiğince bütün görevlere katılmaya çalışıyoruz. Aileniz nerede? Ailem Mersin'de. Mersin'de. Evet. Bizleri izliyorlardır şu an. Evet. Sizlerle gurur duyuyorlar tabii ki. Kesinlikle öyle. Onlar da bize gurur duyuyorlar. Dualarını eksik etmesinler. Biz onların duaları sayesinde bütün askeri personel olarak zor da olsa görevimizin başındayız. Tabii ki de bu bölgede çalışmak çok zor. Bayan olarak çalışmak daha zor. Bizler çok mesleğin çok çok başındayız hala. Komutanlarımıza örnek alıyoruz özellikle. Ama kadın olarak bu teşkilatta biz de varız. Sadece erkek mesleği olmadığını göstermek istiyoruz. Ben de Mersinliyim. Ailem Mersin'de yaşıyor. Mersin'deler. Tabii özlüyorlardır sizleri. Evet, özlüyorlar. Özellikle annem çok özlüyor. Şaşırıyor mu insanlar böyle zor coğrafyada sizin görev aldığınızı duyanlar, görenler? Evet, şaşırıyorlar. Bir bayan olarak daha çok şaşırıyorlar. Görev yapamayacağımızı düşünüyorlar ama biz görev yapabileceğimizi herkese kanıtlıyoruz. 27 yaşındayım. Siz? Ben de 27 yaşındayım. Kaçıncı ayınız veya yılınız diyeyim Şırnak'ta? Şırnak'ta benim 4. ayım. 4. ayım. Evet. Kaç yıldır kadın jandarma olarak görev yapıyorsunuz? 4 yıldır kadın jandarma personeli olarak görev yapıyorum. Mersin ilinden. Son genel atamalarda Şırnak iline atandım. 4 aydır Şırnak ilinde görev yapıyorum. Siz Nihal Aslı? Benim daha ilk senem, daha yeni mezun oldum. Şırnak'ta da yeni göreve başladım. Bir şey merak ediyorum. Gerçekten hiç böyle pes ettiğiniz veya işte çok zorlandım, acaba bu yoldan dönsem mi dediğiniz hiç böyle bir an oldu mu? Kesinlikle. Yani düşündüğümüz değil, aklımızın ucundan bile böyle bir şey geçmiyor. Sizin Nihal Aslı? Olmadı.
Kesinlikle olmadı. Pes etmiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle, çünkü severek yapıyoruz. Görevimiz çok kutsal. Kendimizle gurur duyuyoruz ve kesinlikle asla da bırakmayı düşünmüyoruz. Özellikle doğuda, güneydoğuda görev yapan kadın jandarmalar çok profesyoneller. Kimi kırsalda mayın EYP arıyor, arama tarama faaliyetine katılıyor. O EYP'leri, mayınları etkisiz hale getiren ekipler de var. Kimi kadın jandarmalarsa önemli kritik noktalarda araçları durduruyorlar, uygulama denetim yapıyorlar. Bakın şu an Şırnak'ta önemli bir yolun üzerindeyiz. Şu an kadın jandarmalar araçları durduruyor. Bir bayan olaraktan erkek personel arkadaşlarımıza gecemizi gündüzü kataraktan yer imkan fark etmeksizin onur ve şeref ile bu görevi yaptığım için gurur duyuyorum ben ilk önce. Çünkü güzel, kutsal bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum. Vatan aşkı her yerde aynı oluyor. Hakkari'de de, Şırnak'ta da, Tunceli'de de, Batı'da da, İstanbul, Adana, Ankara, her yerde ön plandayız. Herhangi bir çekinceniz var mı? Herhangi bir korkunuz var mı? Gerçekten bunu samimiyetle soruyorum. Çünkü zor coğrafyalarda görev yapıyorsunuz. Hayır, yok. Öncelikle zaten canımız pahasına görev yapıyoruz. Onu hiç gözümüz görmüyor. Nene hatunlarımız gibi. Halkın tepkisi nasıl? Çok güzel. Bayanlar da bize destek olmakta. Teyzelerimiz yol kontrolünde özellikle denk geldiğimizde hepsinin güzel düşüncelerini, güzel tepkileriyle karşılaşıyoruz. Bu mesleğimizi daha çok sevdiriyor bize. Ailem Adana'da, buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Beni asla merak etmesinler. Burada da güvendeyim. Asla kuşkuları olmasın. Akılları bende kalmasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Ne kadar oldu görmeyeli? Bir 7 ay oldu görmeyeli. Şırnak'tayız, Türkiye'nin güneydoğusundayız. Vatanı savunmak erkek işi değildir sadece.